Merhaba, ben Esin Kocakoş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzerimde görmüş olduğunuz elbisenin dikimini yaptığım bir video hazırladım. Daha önceki videoda yayınladığım ceketimin içini elbise olarak kullandım. Sizler dilerseniz namazlık olarak, dilerseniz sade elbise olarak aynı kalıbı uygulayarak dikebilirsiniz. Umarım keyifle izlersiniz. Videomda kullandığım kumaşla devam edeceğim ve kumaşımı tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Kayınvalidemin 32-33 sene önce çeyizine hazırlanmış şile bezinden yapılmış bir nevresim takımıydı. Fakat hiçbir şekilde kullanılmamış ve naftalinlenerek uzun senelerdir saklanmış. Bu yüzden çok iyi korunmuş ve kumaşta herhangi bir deforme yok. Çarşaf kısmını ceket olarak değerlendirdim. Dediğim gibi bir önceki videoda görebilirsiniz. İsterseniz tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi kalan parçamla ceket olan kıyafetimin içine elbise dikeceğim. Bu elbise düz bir elbise olacak. Namaz elbisesi isteyenler aynı işlemleri uygulayarak kullanabilir. Bazıları da sadece düz bir elbise istiyoruz diye yorum yapıyorlardı. Onlar için de uygun bir elbise olabilir. Ben ikisini kombinleyerek kullanacağım. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Benim şu şekilde penye bir elbisem var. Ben bu elbisemin boyunu uzatarak ve kol ekleyerek uzun düz bir elbiseye çevireceğim. Elinizde üzerinize rahat olan bir elbiseniz varsa onu kullanabilirsiniz. Yoksa göğüs kısmınızın ölçüsünü alıp ve basen kısmınızın ölçüsünü alıp ayarlama yapabilirsiniz. Çizim üzerindeyken onları da tek tek anlatacağım. Benim kalıbım bu olacak. Bununla iler. Kumaşımı 4 kat olacak şekilde katlayıp hazırlayacağım. Burada açık olan kısım ise bu tarafta kalıyor. 4 kat elde edecek şekilde katladım ve elbisemi tam düz gelecek şekilde yerleştirdim. Elbisem de 2 kat şu şekilde katladım ve kenarlarından çizimini yapacağım. Boyu biraz kısaydı, boyunu uzatacağım. Hemen bu aşamada size eğer elinizde kalıbınız yoksa nasıl ilerlemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Üst kısmı herhangi bir bluzunuzla yapabilirsiniz ya da tişörtünüzü kullanarak yapabilirsiniz. Genişliğini ayarlarken şu kısmın genişliğini göğüs çevrenizi ölçüp 4'e böldükten sonra işaretleyerek koltuk altına doğru benim 23 geliyor ama 24 olarak ayarlayacağım. 1 cm genişleteceğim. Yani çeyreğinin 24 geldiğini unutmayın. Toplamı bunun 4 katı ve basen kısmınızı ölçüp tam basenize gelecek kısmı yine 4'e bölerek işaretleyebilirsiniz. Ben baseni de 26 olarak işaretleyeceğim. Benim ölçülerim 36-38 bedene uygundur. Bunu da dikkate alın ve etek boyunu dilediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Eğer elinizde kalıbınız yoksa bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ben şimdi çevresinden çizimimi yaparak ilerleyeceğim. Yakasının genişliğini de 7 cm olarak belirliyorum. Zaten burası da 7 cm'miş. Ve çiziyorum artık. (Gülüyor)
kadar şöyle yakınlaştırarak göstereceğim. Yaka kısmı, omuz kısmı ve koltuk altı kısmı. Bu şekilde çizimimi tamamladım. Şimdi etek ucunu biraz daha uzatacağım. Hafif genişleterek uzatıyorum. Ben tam boy bir elbise yapıyorum. Sizler dilediğiniz kadar kısa ya da uzun yapabilirsiniz. Şimdi keseceğim. Katın birini ayırıyorum. Yaka derinliği veriyorum. 8 santim aşağı iniyorum. Hatta 6 santim olsun. Çok da geniş olmasın. Ve buraya şu şekilde ovallık vererek ön yaka derinliğimi oluşturuyorum. Bu kısmı keserek çıkartıyorum. Arka yakanın tam ortasına bir kesik atacağım. Genelde ben bu yöntemi kullanıyorum. Sizler istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz ama en kullanışlısı bu oluyor. Ben bu yüzden bunu tercih ediyorum. Tam ortadan kesik atacağım. Bir el ile temizleyeceğim bu kısmı sonra. Başımın rahat girip çıkabilmesi için bu işlemi yapıyorum. Şu şekilde kesik attım. Sonra yaka kısmını da tekrar bir el ile temizleyeceğim. Şimdi biye kısımlarını kesip çıkaracağım. Kumaşımın verevine denk gelecek şekilde yaka için biyemi hazırlıyorum. Biyelerimi hazırladım. Bu verevine kestiğim yaka için kullanacağım. Esnek olan biyem. Bu da arka orta kısım için kullanacağım biye. Bunda herhangi bir esneme yok. Çünkü boyuna doğru kestim. Bu şekilde biyelerimi hazırlamış oldum. Ve kumaşımı 4 kat olacak şekilde katlayıp hazırladım. Kıyafetimin kol kısmını kalıp olarak kullanacağım. Şu şekilde alıyorum. Burası kat kısmı. Şöyle yerleştirerek göz kararı ölçüyü belirliyorum. Ve estetik bir şekilde çizimini gerçekleştirmeye çalışacağım. Kol kalıplarının nasıl ovalliklerinin geldiğini gözlemleyerek öğrenebilirsiniz. Ben de ona yakın bir ovallikle düzenliyorum. Evet. Ve kol boyunu en yüksek kısmından işaretliyorum. Ben 60 santim olarak işaretliyorum. Sizler kolunuzun uzunluğunu ölçerek ilerleyin. Ve bilek uzunluğumu, genişliğimi belirliyorum. Benim bileklerim ince olduğu için 10 santimlik genişlik bana yeterli. Siz yine bileğinizin şu şekilde ölçüsünü alarak ilerleyin. Ve koltuk altı kısmıyla kol ağzı kısmını birleştireceğim. Sonrasında hafif ovallık vereceğim. Bolluk olmaması için şu kısımdan biraz içeri doğru giriyorum. Kalıbım ortaya çıkmış oldu. Şimdi keseceğim.
kalıbımı bu şekilde ayarlamış oldum. Sudan hafif. Daha indim. Şimdi ön kısımlarını belirlemek için açıyorum. Bu tarafı ön kısım olarak kabul ediyorum ve artı işareti koyarak belirliyorum. Dikerken arka ve öne karıştırmamak için bunu yapıyorum. Ve bu kısma hafif bir derinlik veriyorum. Bu şekilde. Kol kalıbım hazır oldu. Dikme işlemine başlayacağım. Kıyafetimin omuz kısımlarını yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum ve dikeceğim. Omuz kısımlarını diktim ve koltuk altından açarak bu kısmına kollarını yerleştireceğim. Ön kolu öne denk getirerek ayarlıyorum. Ve dikerek tamamlayacağım. Kolların üst kısmında biraz fazlalık çıkıyor. Onu makinede kestirerek ilerliyorum. Taktım. Omuz kısımları da dikildi. Şimdi yan kısımları kapatacağım. Kol ağzından koltuk altına ve etek ucuna doğru ilerleyeceğim. Overlock'taki işim böylece bitmiş olacak ve düz makineye geçeceğim. Kısımlarını temizlemek için overlock'la geçeceğim. Kıyafetimin arka yakası, orta kısmı şu şekilde bir yeme ütüleyerek hazırladım. Ve ortadan tekrar kırarak ütüledim. Böyle bir biye elde etmiş oldum. Arka yakada kestiğim kısmı şu şekilde yerleştiriyorum. Tam ortalayarak ve bu kısmı üzerine kapatıyorum. Tamamını bu şekilde kapatarak şu kısımdan düz bir dikiş geçeceğim ve böyle temiz bir dikiş elde etmiş olacağım. Katladıktan sonra şuradan
Üçgen bir dikiş yapacağım, daha estetik görünmesi için. Yaka bilyesini geçtikten sonra buraya bir çıt çıt dikeceğim ve şu şekilde açıp kapatarak kullanacağım. Böyle güzel bir görüntü elde etmiş oluyorum. Şimdi bu kısımlarının fazlalıklarını kesip çıkarıyorum. Ve yine hazırladığım biyemi önce tersine şu şekilde dikeceğim. Şuradan bir dikiş atacağım. Fazlalığını keseceğim ve düz tarafını çevirerek bu kısma yerleştirip tamamlayacağım. Kol ağızlarını katlayacağım. İki kat kıvırarak katlama işlemini yapacağım. Öncesinde kıyafetimi düz yönüne doğru çeviriyorum. Kısmını da tek kat olacak şekilde katlayacağım. Şu şekilde dikişim tamamlanmış olacak.
Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.